Herkese merhaba, sesim geliyor herhalde güzel şekilde. Çok alışkın değilim mikrofonla konuşmaya. Bir hatam olursa şimdiden affola. Çok kısaca bir şeyler demek istiyorum. Bu Z-Tap'lara şirket içinde başladığımızda ve 3 ay önce ilk public Z-Tap'ımızı yaptığımızda tabii belli bir miktarda bir katılım oldu. Bugün çok daha böyle yeni yüzleri aramızda görmek, yeni arkadaşları aramızda görmek doğru bir şey yaptığımızı, doğru bir yolda olduğumuzu bence bize gösteriyor. Umuyorum daha büyürüz. Daha büyüyerek, daha fazla paylaşarak, daha fazla bilgiyi aramızda döndürerek daha güzel, daha kalabalık organizasyonlarda da birlikte oluruz. Belki ilerisi için konu konuşmacı olmak isteyen arkadaşların, zaten Rıdvan da bahsedecektir. Onları da aramıza katarak daha da büyüyerek güzel işler yaparız diye düşünüyorum. Benim bugün bahsedeceğim konu kafamı bir zamandır kurcalayan ve bence çok heyecan verici bir konu. Biraz da web uygulamalarının ya da mobil uygulamaların bir 3-5 sene sonra gidecekleri yeri ifade ediyor. Biraz geleceğe yönelik, biraz cutting edge bir konu. Konu cross platform development. Yani tek bir code base'le mümkünse birden fazla ortamda, birden fazla platformda bir uygulama geliştirme tecrübesi, macerası. Burada da ben bunun özelinde React Native Web'e değineceğim. Onun özelinden biraz cross platform development nasıl oluyor, ne yapabiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi problem. Problem ne? Güncel bir proje, güncel bir fikriniz var ve bunu bir projeye dönüştürmek istiyorsunuz. Bir startup'sınız ya da belli imkanları olan, bu fikri ortaya koymak isteyen bir grup arkadaşsınız. Kod yazacaksınız. Bir araya geliyorsunuz ve bir projeye başlıyorsunuz. Fakat günümüzde şöyle bir gerçek var. Bu projeyi minimum en az 3 tane platformda, en az 3 çok kullanılan platformda insanların karşısına çıkarmak durumundasınız. Böyle bir mecburiyet var. Çünkü device fragmentation var. Sadece web kullanılmıyor. Mobil device'larda native uygulamalar var. App Store'lar var, Play Store var. Bunların hepsinin müşterisi var. Bundan dolayı da bu üç platformda da var olmak durumundasınız. Ama bunların hepsi maliyet. Yani web için bir uygulama geliştireceksiniz, iOS için bir uygulama geliştireceksiniz ve Android için bir uygulama geliştireceksiniz. Hepsinde olacaksınız. Şimdi normal şartlar altında tabii bu maliyetleri karşılamak her baba yiğidin harcı değil. Hem maddi olarak sizi zorlayacak, hem zaman olarak zorlayacak, hem de tecrübe bilgi birikimi olarak sizi zorlayacak bir konu. Yani basitçe aldığım notlar var. Bir kere her proje aynı rekabet imkanlarına ve güce sahip değil. Ekibinizdeki geliştirici sayıları bu üç platformda da uygulama geliştirmeye müsait olmayabilir. Öyle bir gücünüz olmayabilir. Geliştiricilerinizin işte tecrübeleri o noktada olmayabilir. Uzman olmayabilirler. Haliyle işte Java yazacak, ortaya web yazacak arkadaşınız bayağı senior bir arkadaş. Güzel iş yapıyor, okey. Java yazacak arkadaşınız öyle. Fakat Swift Codebase'de çalışan arkadaşınız daha junior bir arkadaş. Bir şeyler çıkarıyor ama bazı teknik borçlar arkasında bırakıyor. Bu da projenin selahiyeti açısından ilerleyen dönemde hep birlikte yaşayacağınız bir problem. En baştan tabii kesebilirseniz çok güzel olur. Bunun dışında geliştiricilerinizin projeye sadakati. Burada sadakat, özellikle projeye olan sadakatten bahsediyorum. Çünkü geliştirici heyecanıyla bir şeyler yapabilirsiniz, ortaya çıkarabilirsiniz. Fakat bu çıkardığınız şeyin arkasında durmazsanız mühendislik yapmış olmuyorsunuz. Bir şeyler denemiş, bir şeyler yapmış ve yolunuza devam etmiş oluyorsunuz. Benim özellikle Zingat'ta tecrübe ettiğim ve gördüğüm, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta, mühendislik dediğimiz şeyin biraz bir projenin içinde yaşayarak, onun geliştiği gittiği yönleri görerek, o heyecanları yaşayarak, problemleri yaşayarak ve problemlere devamlı çözümler üreterek gelişen bir şey olduğu yönünde. Haliyle bu projeye sadakat çok önemli. Çünkü evet işte oturduğunuz 3 code base'de de yazdınız çıktı. Fakat yine iOS yazan arkadaş veya işte web developer'ınız projeyi bıraktı, bırakabilir. Bu sefer onun yerini kapamanız zor. Yani bunun için yine ekstra maliyetler, yine süreçler, yine yazılımcı arayışları, yazılımcının ekiple tekrar uyumu gibi süreçler devreye giriyor. Bunun dışında ürün yönetimi, ürün yönetimini de zorlaştırıyor.
Çünkü 3 ayrı platform için yine 3 ayrı UX UI design gerekiyor. Bunlara kafa yorulması gerekiyor. Burada o tarafı da, o planlama aşaması ve ürünü ortaya çıkarma aşamasında da zorluk yaratan durumlar var. Dizayn süreçleri yine zorlaşıyor. Ekibinizde tasarımcılarla çalışıyorsanız, projeniz böyle bir proje ise, tasarımcılara ihtiyaç duyuyorsanız, public facing bir iş yapıyorsanız, örneğin bizim Zingat'ta olduğu gibi, haliyle onların da işi artmış oluyor. Yani aslında aynı lojikler için, aynı işi yapan uygulamalar için farklı platformlar gerçeğinden hareketle devamlı onlar da yeni dizaynlar yapmak, yeni düşünceler içine girmek zorunda kalıyorlar. Ve aynı şekilde biraz önce Mustafa'nın da bahsettiğini tester yönü, test akışlarının yönetimi devreye giriyor. Test akışları zorlaşıyor. Yani bir yandan iOS testlerinizi yapıyorsunuz, bir yandan Android testlerinizi yapıyorsunuz. Bir yandan da tabii yine web testlerinizi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu maliyetleri de her çıktığınız feature'da yaşıyorsunuz. Muhtemelen feature'larınız eş zamanlı çıkamıyor. Bu platformlardan biri sizin uygulamaya başladığınız ilk platform oluyor. Bir şeyleri onda çıkarıp görüyorsunuz. Hah, bu feature bizim için okey. Bu feature artık içeride olabilir dendiği noktada diğer platformlar ayak uydurmaya başlıyor. Bu çalışan, ekipte çalışan mühendisler için de aslında tatsız olabilecek bir durum. Çünkü aslında işin heyecanını, o mühendislik challenge'larını en başta implement eden taraf hissediyor, yaşıyor. Peki cross-platform development bu bağlamda neyi çözüyor? Bence ben burada buna kızıl elma, kutsal kase, Eldorado gibi tabirleri kullanmayı tercih ettim. Çünkü hayali olarak gerçekten çok güzel bir fantezi sunuyor. Fantezi şu, ben iOS için, Android için, web için, belki ilerleyen günlerde, gelecekte smart TV'ler için buna katabilirsiniz platformlarınızı. Geliştirme yapmak zorunda kalmayacağım. Tek bir code base'im olacak. Bütün business logiklerim, state yönetimim burada olacak. Ve bu code base'de tüm platformlara özelleşmiş uygulamalar çıkabileceğim. Native uygulamalar çıkabileceğim. Gerçekten bir hayal, güzel bir hayal. Günümüzde uygulanabiliyor. Ama dediğim gibi biraz şeyde, cutting edge'de olmanızı düşünmeniz, uygulamanız gerekiyor. Peki cross platform yapmak istediğinizde alternatifleriniz ne? Yani bugünün dünyasında sadece 3 tane platformla sınırlayalım. Web'desiniz, iOS'desiniz ve Android'desiniz diyelim temel olarak. Responsive web site yapabilirsiniz. Web siteniz responsive design prensiplerinin ışığında ilgili viewport size'larında o viewport size'ın gereklerine uyabilir. Bunu yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bu sizi bir yere kadar götürür. Native application yapma olanağınız var. Native'e çıkan uygulamalar, onlardan bahsedeceğiz. Ya da responsive website'ın üzerine progressive web app özelliklerini katmanız mümkün. Progressive web app'leri duymuştu herkes diye tahmin ediyorum. Ama basitçe aslında mobil uygulamaların, native uygulamaların sahip olduğu bazı özelliklerin browserlar üzerinden web sitelerinin de kullanabilmesine, sahip olmasına yol açan bir teknolojiler bütünü Progressive Web App. Bunlar da Progressive Enhancement prensibinden yola çıkarak parça parça uygulamanıza ekleyebildiğiniz ve native uygulama hissini browserda çalışan bir uygulamada verebildiğiniz, yaşatabildiğiniz bir teknolojiler bütünü, dediğim gibi işte background sync, service worker'lar, push notification'lar gibi özelliklerin web uygulamalarında kullanılmasını sağlayan teknolojiler bütünü. Cross platform yapacağınız zaman karşınıza bir şey çıkıyor. Teknolojiler karmaşıklığı çıkıyor. Çünkü hibrit var. Yani hibrit uygulamalar yapabilirsiniz. Native ve compile olan bir şeylerle yazabilirsiniz. Dediğim gibi responsive bir yapıda ya da PWA üzerinden gidip, PWA üzerinden gidip öyle de bir çözüm üretebilirsiniz. Sizin hani hangi çözümü üreteceğiniz sizin ihtiyaçlarınızla, sizin teknoloji kapasitenizle, ekibinizle ve business'ınızla aslında karar verilecek bir ortak çıktı. Bu bağlamda cross platform uygulama çatıları dediğimiz şöyle bir çizelge var. Yani burada hybrid yöntemlere giderseniz, işte en meşhuru herhalde PhoneGap, Ionic Framework 7, yani benim de duyduğum, hemhal olduğum işte Cordova kullanan, WebView içinde mobil uygulamalar sunan yapılar. Hybrid Native denilen bir yapı ben de bu cross-platform uygulamaları araştırırken gördüm.
Bunlar da biraz yine JavaScript Native'e benzeyen fakat UI rendering ve animasyonları kullandığınız device'ın main thread'inde gerçekleştiren yapılar, uygulamalar. Bunlarda JavaScript yazıyorsunuz. Bu iki örnekte de benim gördüğüm. Fakat JavaScript Native'den daha farklı bir çalışma mantıkları var. Yine yaygın olarak bilinenler JavaScript Native denilenler. Bizim de bahsedeceğimiz bunların içindeki React Native olacak. React Native Web'e geçeceğiz oradan. Native Script var. Native Script de belli bir ölçüde meşhur. Onlar da işte Angular üzerinden native uygulamalara compile olan native uygulama çıktısı IPA ve APK üreten uygulamalar vermemizi sağlayan çatılar. Bunun dışında da işte Flutter, Xamarin gibi. Xamarin eski aslında biraz ama Flutter yeni. Doğrudan closed platformun bence daha da gideceği nokta, daha da ilerleyeceği noktayı temsil eden yapılar var. Burada Flutter çok heyecan verici, dediğim gibi Google çünkü bu işi Flutter'la yapıyor. Dart kullanıyor arkada, size bir abstraction veriyor. Verdiği abstraction, Flutter'la kodunuzu yazıyorsunuz bu abstraction sayesinde. Ve işte iOS ve Android platformlara çıktı alıyorsunuz. Şimdi Hummingbird diye bir projeleri var. Hummingbird'de de yapmak istedikleri şey şu, aynı şekilde Flutter yazıp web'e çıktı üretmek. Bugüne kadar web hani open source'un da biraz bel kemiği olduğu için hep bu teknolojik cutting edge'de olma durumu, ileride olma durumu hep web'in üzerine düşmüş bir şey. Ama benim öngörüm, yani ne kadar doğru çıkar bilmiyorum, hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki 5 sene içinde web'in de artık bir şeylerin compile olduğu ve bir şeylerin üzerinde çalıştığı bir platforma evrileceği yönünde. Bu bir web developer olarak bana söylemesi zor geliyor ama kendimizi artık farklı konseptlere hazırlamamız lazım. Çünkü business ihtiyaçları, kitlelerin ihtiyaçları ve yaptığımız projelerin çalıştığı ortamlar çok çeşitlendi. Businessler bunları kolay kolay kaldıramazlar. Özellikle startupların projelerin bu kadar hızlı çıktığı bir dünyada. Bu cross platform uygulama çatıları, özellikle Flutter örneğindeki gibi çatılar daha da şey olacak, baskın olacak bence. Burada yine böyle bir hani uygulamaya girdiniz, bir şeyler yapalım diyorsunuz. Tabii kafanızda hemen internetten basit bir araştırma yaptığınızda çıkacak soru şu. İşte hybrid mi olmalı, şey mi olmalı, native mi olmalı? Native'den kastım yine native ve compile olan, sizin Java ya da Swift yazmadığınız, Objective-C yazmadığınız yapılar. Şimdi buradaki seçim yine tamamen projenize göre, ihtiyaçlarınıza göre yapacağınız tercihler. Hybrid'de dediğim gibi WebView kullanıyorsunuz. O yüzden HTML, CSS ve JavaScript kullanarak ya da bunlara çıktı üreten herhangi bir siteyi kullanarak bir hybrid uygulama yapmanız gayet kolay. Hybrid uygulamalarda şu ana kadar Cordova ile bunları paketleyip uygulama haline getirmek ve daha sonra App Store'lara göndermek mümkündü. O uygulamanın içinde de dediğim gibi platformun o WebView özelliği aktif oluyor. Yakın zamanda Ionic Capacitor diye bir Cordova alternatifi çıktı. Ona da bir konuyla ilgiliyseniz bakmanızı öneririm. Muhtemelen o tarafta da ekstra konular olacak, ilerlemeler olacak. Çünkü Cordova çok uzun zamandır var. Çok kullanılıyor. Fakat eksikleri var. İnsanların zaten kafasında cross-platform development ile ilgili kötü düşünceler oluşturan bir işte hibrit kötüdür, hibrit yavaştır. İşte web bu işler için uygun değil gibi bir his var. Tercihinizi yalnız kullanırken dediğim gibi projeniz çok önemli. Projenizde uçuk kaçık animasyonlar, yüksek processing power gerektiren, kullandığınız makinenin özelliklerini sonuna kadar kullanan, en son API'ların özelliklerini kullanan özellikleriniz falan yoksa aslında büyük oranda web geliştirmede yapıyorsanız, böyle bir ekibiniz varsa işinizi görebilecek bir geliştirme yöntemi hybrid development. Aslında yani ben sahip olduğu negatif şeyin çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Tabii native bunun dışında daha da büyük bir dünya sunuyor. Aynı hybrid gibi yine belli bir işte diyelim ki JavaScript'le, React Native'le uygulama geliştiriyorsunuz. Bu geliştirdiğiniz uygulama hem Android hem iOS için gerçekten de uygulamaların native çıktılarını üretiyor. Bunu da zaten React Native'den bahsederken nasıl yaptığına gireceğim. Geleceği dediğim gibi parlak olacak. Önümüzdeki yıllarda daha çok konuşuluyor olacak. Çünkü ihtiyaçlar o şekilde. Yazılım projelerinin içinde bu
alanların her bir uygulama için açılması, çok büyük ekipler kurulması. Yani işte Airbnb'seniz bunu yapabilirsiniz, evet. Yapmalısınız da bence zaten. Ama birçok yazılım projesi bu kadar büyük imkanlara sahip olmuyor. O sebeple bu alanın çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Zaten özellikle Flutter çıktıktan sonra ve React Native öncesinde bayağı bir hype yaratmasının sebebi bence bu ihtiyaç. Peki, şimdi React Native ve React Native Web'e geçmeden önce ufaktan bir React'a girelim. React neyi çözüyor, ne yapıyor? Bundan bahsedelim. Bunların ardından React Native ve sonrasında Web'den bahsedeceğim. React aslında bir JavaScript kütüphanesi. Deklaratif şekilde kullanıcının hemhal olduğu ön yüzlerinizi yazmanızı sağlayan bir kütüphane, bir view rendering kütüphanesi aslında. Çok basit bir React komponenti bu. İçinde komponent dediğimiz kavramı tanımlıyor ve bu komponentler arası ilişkileri, parent-child ilişkilerini barındırıyor React kütüphanesi. Biz bir tane işte zingat buton diye bir şey yaratıyoruz. Custom bir komponent yaratıyoruz. Bunun içinde web için tabii ki bu kod. Bunu değiştireceğiz konuştukça. Bir div var. İçinde işte bir text alıyor dışarıdan. Props'tan kastımız properties. Siz buna text diye bir şey yolluyorsunuz. Buton text diye. Burada onu render ediyor. Ve DOM'da o anki ekranınızda görüyorsunuz bunu render ettiğinizde. React'ın temel olarak uğraştığı şey bu. Komponentler. Uygulamamı nasıl komponentlere ayırabilirim? Bunların arasındaki ilişkiler ne olabilir? Bunların arasındaki ilişkileri komponent bazında ve bunların üst seviyelerinde nasıl yönetebilirim? State ve props denilen kavramlar var. Bu kavramlarla uygulamanızda datanın akışına ve o anki durumuna göre komponentlerinizin o anki state'in durumunu görsel olarak yansıtmasını sağlıyorsunuz aslında. Zaten React'ın da aslında devrimsel olan tarafı, heyecan verici tarafı ve şu anda en çok kullanılan JavaScript UI library'si olmasının sebebi bu heyecanı ilk yaratan ve onu götüren, komüniteyi arkasında toplayan bir library olması. Dediğim gibi React yazarken imperatif değil, deklaratif bir kod yazım prensibi belirliyorsunuz. Prosedürler kod yazmıyorsunuz. Bu imperatif programming dediğimiz aslında bir yapının örneği. Bir butonunuz var. Butonunuzun onClick handler'ında DOM'daki target element ID'li arkadaşı seçip innerHTML property'sini o anki text'le, dataset'teki text'le değiştiriyorsunuz. Bu al, bunu yap, bunu yap, bunu koy, bunu koy dediğiniz bir programlama biçimi. Eskiden JavaScript ve jQuery ağırlıklı UI çalışmaları yapılırken web'de aslında kullandığımız yöntem sıkıcı olan, çok kod yazdıran ve bir süre sonra karmaşıklaşıp yönetemediğimiz yapıların bazı bu. React ne yapıyor? React şöyle bir şey yapıyor. Her React komponentinin temelde render diye bir fonksiyonu var. Bu render fonksiyonu içinde işte size HTML gibi gözüken ama aslında adı JSX olan ve aslında bunların her biri birer JavaScript reprezentasyonu diyelim. DOM'da oluşan elementlerin JavaScript reprezentasyonu. Onları kolay anlamamız için HTML vari bir yapıya çevirmiş bir view dönüyorsunuz render fonksiyonlarında. Ve state dediğiniz bir şeyiniz var. Bu komponent seviyesinde olabilir ya da komponentin üstünde uygulamada bir yerlerde tuttuğunuz bir store olabilir. Ben bugün Redux'tan falan pek bahsetmeyeceğim ama temel olarak dokunduğum nokta orası aslında. Burada state değiştiği anda sizin gidip butonu seçip butonun artık inner HTML'i şu olsun bu olsun demenize gerek kalmıyor. Burada kurduğunuz yapı ve verdiğiniz şu ifade, yani bu komponentin state'indeki text parametresi zaten bu render olduğunda yeni text neyse onunla render olmasını sağlıyor. Aslında zaten React'ın da devrimsel tarafı büyük oranda bu. Güncel bütün JavaScript frameworkleri de şu anda, Vue, Angular, Svelte gibi, hepsi de aslında benzer paradigmaları farklı şekillerde, farklı teknik arka planlarla kullanıyor. Web'de React kullandığımızda nasıl kullanıyoruz? Bir class yaratıyoruz. Bu bir React Component base sınıfından extend olan bir class. Bu class'ın biraz önce dediğimiz gibi render diye bir fonksiyonu var. Bu render fonksiyonu olmak durumunda sonuçta bir DOM elementi döneceksiniz, bir UI döneceksiniz. Daha sonra da web için React'ın şöyle bir durumu var. React DOM diye ayrı bir kütüphane var. Çünkü React şunu bilmiyor. Ben hangi platformda çalışıyorumu bilmiyor. React sadece bir
komponentler arası hiyerarşiyi ve ilişkiyi belirleyen bir abstraction. Bunu bilmediği için bunu bilmesini, yani platform spesifik bunu bilmesini platform spesifik çözümlerle sağlıyorsunuz. Web için o çözüm React DOM. DOM bildiğiniz gibi Document Object Model. DOM bu class'ın render metoduyla bu hello mesaj komponentini ilgili property'lerle mount ediyoruz. Ve böylece işte ekranımızda bu komponent ilgili datayla render oluyor. Peki React Native ne? Şimdi bu bahsettiğim render olma durumuna ve React'ın aslında hangi platformda çalıştığını bilmemesi durumuna geleceğim. React Native 2015'te Facebook'ta tarafından üretilmiş open source bir proje. GitHub'da yayınlandı. Learn once, write everywhere dedikleri bir işte mottoları var. O motto ışığında React Native şunu vaat etti. Dedi ki siz React'ı zaten biliyorsunuz, bu webde çok tuttu. Tamam, aynı gelin, aynı yapıları, aynı constructları kullanın. Aynı metotları, aynı render yöntemlerini kullanın. State'i aynı şekilde yönetin. Business logic'i aynı şekilde yönetin. Fakat bu uygulama native olarak hem iOS'te hem şeyde Android'te çalışsın. Tabii bu da dönemi için devrimsel diyebileceğimiz, tabii JavaScript olması, o komüniteyi ilerletmesi açısından da bir çözüm oldu. Ve şu anda işte 235 bin küsur proje tarafından kullanılıyor React Native, GitHub'ın verdiği istatistiklere göre. Tabii bunlar sizin evde yaptığınız çok ufak tutorial deneme projeleri de olabilir. Onun dışında işte çok ciddi bir star sayısı var, forkları var falan filan. Ve şu anda bir sürümünde bile değil. Yani henüz bir sürümü çıkmadı React Native'in. Ben en son üzerinde çalıştığım noktada işte 0.59.8 gibi bir noktadaydı. Peki React Native Web ne aslında? Geleceğimiz nokta orası. Şimdi web'i anlattık, React'ın web'deki durumunu anlattık, cross platform'u anlattık ve React'ı anlattık. React Native, evet aslında cross platform çünkü hem iOS hem Android üzerinde çalışan bir native uygulama veriyor size. Bir JavaScript thread'iniz var, bir de main thread'iniz var. Main thread'iniz uygulamanızın çalıştığı ve yazdığınız dile göre, o platforma göre çalışan bir thread. JavaScript thread'inizde sizin React kodlarınız diyelim, business logic'iniz dönüyor. Bütün rendering ve animasyon işleri, yani işte mobil uygulamada insanlar bakarken hoşlarına giden native uygulamalardaki o 60 FPS animasyonlar, o UI geçişleri, o fluidity aslında zaten bu yapıdan geliyor. React Native'le de buna çok yakın, hatta birçok durumda aynı şekilde, aynı performansla uygulama geliştirebiliyorsunuz. Size bu dünyayı açıyor. Çünkü animasyonlar ve render için main thread'i kullanıyor. Geri kalan bütün işler için JavaScript için bir JavaScript VM'i var diyelim. Mobilde bu thread'i kullanarak geri kalan işlemleri yapıyor. React Native Web, Nicholas Gallagher adında bir arkadaş, Twitter'ın Progressive Web App'i kullanan olduğumu bilmiyorum. Ben telefonumu yükledikten sonra Twitter'ın mobil uygulamalarını telefonumdan kaldırdım. Ve o günden beri de bu Progressive Web App'i kullanıyorum. Bu arkadaş tech lead olarak bu süreci yönetmiş. 5 sene kadar Twitter'da çalıştıktan sonra muhtemelen React Native Web projesini ortaya çıkarmasının ardından Facebook'a geçmiş. Şu anda Facebook'ta çalışıyor. Bu da bir JavaScript kütüphanesi. Projenize ekliyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim React DOM'la, DOM'a render ettiğiniz uygulamayı React Native Web'le yapıyor olsaydınız böyle bir kod parçacığınız olacaktı. Yine bir hello message komponentiniz var. Bir app komponentiniz bu hello message komponentinizi dönüyor. Ekstra olarak bu komponenti koymamızın sebebi burada kullandığımız iki fonksiyondaki durumdan kaynaklanıyor. Ama bize aslında çok bir maliyet üretmiyor. React DOM render yerine siz app registry diye bir şey kullanıyorsunuz. Bu app registry'yi de React Native'in içinden require edip, alıp, import edip tanımladıktan sonra veriyorsunuz. Şu kısmı aşağıdaki son satırı düşünmezseniz bu React Native versiyonu. Şu aşağıdaki satırı da koyarsanız bunu koymanızı sağlayan React Native Web kütüphanesini koymanızla birlikte gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi burada bir document get element id root diyor. Çünkü DOM'la bir uğraşımız var artık. Bu DOM'u sağlıyor. React Native Web'le de bu şekilde bu komponenti render edebiliyor oluyorsunuz. Nasıl React Native ile tek bir komponent lisanı kullanıyor ve bunları Android, iOS eşleniklerine dönüştürüyorsak, React Native Web dediğimiz kütüphanenin de temel olarak yaptığı şey bunları DOM karşılıklarına dönüştürmek. Yani sizin orada React Native'de view ya da text olarak size abstrakte edilmiş olarak verilen komponentleri ilgili platformdaki uygun UI elementlerine mapliyor. Yaptığı aslında bu. Böylece sizin yine tek code base'de bu işleri yapmanızı sağlıyor.
Yani kendi kitaplarında yazdıkları şey bu React Native Web için. Şu arkadaşlar kullanıyorlarmış bu şeyi production'da, kütüphaneyi. React Native Web ile ilgili araştırmaya ya da React Native ile ilgili araştırmaya girdiğinizde basitçe karşınıza çıkacak ilk konu Expo olacak. Çünkü işte React yazanlar bilirler. Create React App diye Facebook ekibi tarafından geliştirilen bir boilerplate projesi var. İşte Create React App diyorsunuz ve size çalışan bir uygulama boilerplate'i çıkarıyor. Onun üzerinde de hemen kafa yormadan artık build işlemlerine uygulama geliştirmeye başlıyorsunuz. Bunun React Native'deki karşılığı Expo. Expo bir utility tool'lar topluluğu. Expo ile bir React Native uygulaması koyduğunuzda, geliştirdiğinizde onların belirlediği dünyada çok hızlı şekilde geliştirme yapabilmeye başlıyorsunuz. Yani örneğin start dediğinizde size bir QR kod veriyor. Telefonunuzu okutup Expo uygulamanız üzerinden o anki derlediğiniz kodu test edebilme, debug edebilme gibi avantajlar sağlıyor. Başlamayı düşünüyorsanız, hani bir şeyler söyledi bu adam, gidelim evde bakalım falan dediğinizde Expo kullanın. Expo size hızlıca bu işi, yani bu meciyi, büyü yaşamanızı sağlayacak. Çünkü bir uygulama çıkaracaksınız, hem webde, hem Android'de, hem de iOS'te simülatörlerde ya da device'ları bağlarsanız device'larda o uygulamayı göreceksiniz. Ve Android ve iOS'te bunların native olduğunu bilmek ayrıca güzel bir duygu. Fakat uzun vadede sizi biraz kilitliyor. Çünkü React Native'in şey özelliği var. Yaptığınız uygulamaya mesela önceden kalan bir Kotlin kodunu, modülünü ya da bir Swift modülünü, Objective-C ya da Java ile yazılmış modülleri ekleme gibi bir şans veriyor React Native. Expo bu abstraction'ların içinde bu hareket imkanınızı biraz daraltıyor. O yüzden ben de kendi yaptığım denemelerde, çalışmalarda Expo tercih etmedim. Ama hızlı bir şeyler yapmak için dediğim gibi tercih edilebilir, görülebilir. Temel olarak konunun teorik kısmı bu. Ben React Native Web ile uğraşmaya başladıktan sonra biraz bunu realize edebilmek adına böyle bir tane kendim, işte Expo falan kullanmadan default bir React Native boilerplate'i, React Native Web boilerplate'i ürettim. Buradaki maksadım şuydu, ya ben bir kod yazayım. Tamam, iOS var, Android var, React Native bana bunu sağlıyor. Ama yani webde de ben bunu kullanabilirim. Çünkü birçok uygulamamızın aslında business logikleri tek kod base'le yönetilmeye ve tek bir uygulamayla yönetilmeye dediğim gibi müsait. Sadece platform çeşitliliğinden dolayı biz ekipler maintain etmeliyiz. Bu ekipler farklı kod base'lerde çalışıyor olmalı gibi bir tercih oluşmak zorunda kalıyor. İşte cross platform development'la bunu çözebiliyorsak, bunu çözelim noktasında React Native'in içine bir de web'i katmış oldum. Bu GitHub adresinde şey var, boilerplate var. Şimdi ben zaten onun üzerinden de bir şeyler anlatacağım, göstereceğim. Son 5 dakikamda, 6 dakikamda. Buradan bakabilirsiniz, projeyi inceleyebilirsiniz. Tahmin ediyorum verdiğim komutları o sırayla çalıştırırsanız herhalde lokalinizde çalışacaktır. Çalışmazsa issue'lar açabilirsiniz, forklayıp PR'lar açabilirsiniz. Belki gelişir. Bu arada internette başka boilerplate'ler, başka düşünceler, fikirler var. Fakat bunlar biraz ben en azından üzerlerinde çalıştığım dönemde beni tatmin etmedi. Niye tatmin etmedi? Çünkü React ekosistemi ve JavaScript ekosistemi çok hızlı gelişiyor. Adam 6 ay, 1 sene önce bir şey yapmış, bir boilerplate koymuş. Fakat oradaki paketlerin komple versiyonları değişmiş. O tool'lar artık kullanılmıyor falan. Bu JavaScript dünyasının bir problemi. Haliyle tam böyle istediğinizi alamayabilirsiniz. Yani güncel olması açısından da tabii güzel. Geliştirebilirsek, devamını getirebilirsek komüniteye de bir katkımız olmuş olur. Ben şimdi size şeyi paylaşmak istiyorum. Bu linkini verdiğim boilerplate'in indirdiğinizde ne göreceksiniz? Biraz da buradan React Native Web projesi tecrübeleri çıkaralım. Bakalım zamanımız olursa da belki bir çok kısa bir demonstrasyon yaparız. 1-2 dakikalık. Aslında ben şöyle bir yöntem izledim. React Native'in init diye bir metodu var. React Native'i kurduğunuzda bilgisayarınıza size verdiği bir tool, CLI tool'u. React Native'in init metodunu kullandığınızda size bir project structure çıkarıyor. Bu project structure'la da Android ve iOS platformlarına uygulama geliştirmeye başlayabiliyorsunuz. Ama web'i buraya eklediğinizde her şey değişiyor. Çünkü şöyle düşünün, web'de navigasyon var, routing var. Mobil device'da böyle bir şey yok. Veya web'de işte linkler var, orada böyle bir şey yok. Gibi uyuşmayan birçok nokta var. Bu noktalara sizin hızlıca ekstra yapılar oluşturmanızı sağlayacak constructlar oluşturabilmeniz ve bunların develop edilebilmesi gerekiyor.
Ya da şöyle düşünün, React Native için yazılmış modüller var, paketler var. Belli şeyleri çözüyorlar. Mesela işte soldan bir side drawer çıkarmanızı ve burada navigasyon yapmanızı sağlıyor diyelim uygulama. Ama bunun web'le bir uyumluluğu yok, yazılmamış örneğin. Bunları nasıl kullanacaksınız ya da platform için nasıl replace edeceksiniz gibi çözümlere müsait bir taban üzerinden hareket etmeniz gerekiyor. Bu açıdan React Native Web'in development maliyeti hem düşük hem yüksek. Düşük çünkü 3 ayrı code base yönetmiyorsunuz. Yüksek çünkü bir web projesinde olduğu gibi bam güm bütün konseptleri bilerek koyabileceğiniz yapılar yok. Aynı anda hem mobili düşünmelisiniz hem web'i düşünmelisiniz. Platformların ayrılığından gelen sıkıntılar var. İşte paketlerimizi kuruyoruz temel bir React Native projesinin üzerine. React Native Web'e ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra web için, şurada mesela index.web.js diye bir dosyanız var. Bu uygulama root dosyamız. Uygulamayı çalıştırdığımızda temel olarak ya da build ederken bu çalışıyor. Runtime'ın aslında başladığı yer burası. Bu web için yazdığımız şey, en azından benim yazdığım bu boilerplate'te web spesifik dosyaları bu şekilde belirtmek gibi bir yöntem izledim. Bunu da webpack'le arkadaki konfigürasyonda ayıklayarak index.js'i değil de index.web.js'i kullan diyebiliyoruz. Bunu da her yerde aslında uygulayabiliyoruz. Normalde bu bir React Native projesi olarak bu index.js dosyasıyla up oluyor. Fakat web için bunu kullanıyor. Bunu da dediğim gibi webpack'te ayırıyoruz. Bunun üzerine mesela şu örneği verebilirim. Navigasyon, dediğim gibi şöyle şanslıydım. Ben uğraşırken navigasyon tarafında Expo ile birlikte çalışan React Native, React Navigation adında bir kütüphaneyi yapan bir grup var. Bu arkadaşlar son dönemde bu işin içine web'i de sokmaya başladılar. Biz de biraz hani şeymişiz, ileri görüşlüymüşüz herhalde. Onların Twitter'daki falan tweetleri çıkmadan aslında biz bu işe girmiştik. Kafa yormaya başlamıştık. Şimdi gördüğüm kadarıyla onlar kütüphanelerde bu destekleri koymaya başladılar. Yani örneğin tek bir navigasyon kütüphanesiyle hem web'i hem de mobil uygulamaları yönetebilmek gibi bir yöntemi out of the box verecekler. Şu anda o noktada değiller ama geliyorlar. Onların paketlerini kullandım. Ama yine burada da gördüğünüz gibi web için ayrı bir yöntem ve native için ayrı bir yöntem kullandım. Ama aslında bütün navigasyon lojiklerinin temeli şurada gördüğünüz Switch Navigator adındaki arkadaş. Bunun aldığı özellikler ise rootlar. Bu rootların eğer webde çalışıyorsa title'ları falan gibi özellikleri buralardan verebiliyorsunuz. Yani temel lojikleriniz aynı dosyalarda kalmak kaydıyla değiştireceğiniz noktaları işte index.js ve index.web.js dosyalarında değiştiriyorsunuz gibi basitçe söyleyebiliriz, anlatabiliriz. Navigatörü provider'a veriyorsunuz. Benim bu boilerplate'imde React Redux bir şey de var, state yönetimi de var. Onu da inceleyebilirsiniz. Çünkü büyük bir uygulamada illaki state yönetimi için bir şeye ihtiyaç duyacaksınız. Komponent seviyesinde state yönetemezsiniz. Bunun dışında işte burada dummy, iki tane hello ve profile adında modülüm var. Bunların içinde yine Redux specific, state yönetimi specific, actionlarımı, reducerlarımı tuttum. Ve işte webde olsaydık root derdik. Mobil için işte screens ya da views diyebileceğimiz yapılar var. Bir de shared komponentleriniz var. İşte ben bu şurada mesela yapmışım custom button JS diye bir şey yapmışım. Bu custom button JS benim uygulamanın her yerinde kullandığım bir buton. Zingat buton da olabilirdi. Bunu burada tanımlıyorum. Aynı zamanda burada style components diye bir library de kullandım. Bu React Native projelerinde daha kolay stillendirme yapmanızı sağlayan bir kapsamlı bir proje. Bunlar da experimental, yani böyle kalmayabilir ama şu anda böyle bir yol izledim ben. Bütün bu yapıların dediğim gibi burada şeyi var, implementasyonu var. Patches diye bir şey var. Bu yine React Native ile web ortamında çalışırken yaşayacağınız bir problemi gidermenize yarıyor. Mesela style components paketini stiller için kullanıyorum, evet. Fakat bu web için derlediğimde projemi patlamasına sebep oluyor. Bunu çözmek için projedeki belli library'leri indirdikten sonra doğru şekilde patchlememi sağlayacak bir yapı kurdum. Bu yapı da buradaki şeyle sağlanıyor. Bu patchleme yapısıyla sağlanıyor. Package.json'a bakarsanız orada detayını göreceksiniz. Bana da daha sonrasında yazarsanız anlatırım aynı şekilde. Temel olarak böyle bir yapı var. Dediğim gibi bu uygulamayı derlediğimizde hem Android hem iOS için bir çıktı üreteceğiz.
Genelde hani buralarda şey yapmak güzel değil. Patlıyor genelde çünkü sunumlarda böyle bir şey demo yapmak ama dayanamayacağım ben. Bir şey yapmak istiyorum. Mavi ekranı bir görelim. Çok basit bir uygulama tabii. Hiçbir şey yapmıyor. Ama bir state yönetimi var. İki root arasında web için ve native uygulama için yol alabiliyor. Web için build ettim şu anda uygulamayı. Aynı şekilde mobil için de web app edeceğim. Burada iOS için şu anda uygulamayı derleyecek. Umut ediyorum. Mavi ekranı görmeyiz. Şurada web için çıkardığı yapıya bakalım. Bu tabii ekranımız biraz küçük ama. Şunu biraz düşürebiliriz. Aslında işte bir webde çalışan bir mobil uygulama bu temelinde. Ben buraya işte adımı giriyorum. Böyle bir şey yaptım. State yönetimini sadece burada mocklamak için, göstermek için. Şimdi yeni bir route açacak beni. Attı. Gördüğünüz gibi yerel değişti. Yani routing yapmış olduk. Aynı zamanda Doğan'ı bu ekrana taşımamı sağladı. Bunu da yine Redux State'i üzerinden, Global Store üzerinden çekerek buraya koydum. Yani denedim, çalışıyor gibi bir durum var. Simülatörde bakalım. Şu anda burada gördüğünüz bu basit uygulama yine native bir uygulama. Bir web view değil. Simülatörde bunu açıyoruz. Android setup'ım olsaydı onu da göstermek isterdim ama bu bilgisayarda yok. Burada da aynı şekilde girdiğimizde bize yine bir route attı. Tabii routing yapmadan attı. React Native olduğu için, mobil uygulama olduğu için. Ve yine aynı state yönetimi, aynı business logic'le ismimi bu ekranda da görmemi sağladı. Biraz koşturdum anlatırken, kusura bakmayın. Çünkü konu çok, yine uzun bir şey hazırlamışım galiba. Ama heyecan verici bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kafanızda soru işaretleri varsa LinkedIn üzerinden, GitHub üzerinden, Twitter üzerinden zaten Zingat ekibi olarak aktifiz bayağı. Bize ulaşabilirsiniz. Üzerine konuşuruz. Belki boilerplate'imizi geliştiririz. Burada fikir alışverişleri olur. Hani böyle ihtiyaçlarınız çalıştığınız şirketlerde de olabilir. Oralarda gösterebilirsiniz. İnsanlara tanıtabilirsiniz. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum benimleriniz için. Sağ olun. Bir soru var. Hemen mikrofonunuz geliyor. Şimdi bunlar aralarında anlaştılar mı diye düşünebilirsiniz. Doğan'la aramızda anlaşmadık. Yani CTO'ya öyle bir şey demedim gidip bana soru sorarsan. Bana şöyle bir şey atsana, bir tur atsana, cevaplayayım. Öyle bir şey olmadı. Şimdi çok heyecan verici bir konu. Önceki çok teşekkür ederim. Güzel bir sunum oldu. Konunun heyecan verici olması bir CTO gözünden söyleyeceğim. Şimdi biz ne yapıyorduk? İşte iOS için ayrı bir uygulama, bir code base oluyordu. Android için ayrı bir code base. Şimdi React Native gibi şeyler çıktı, frameworkler, yapılar çıkmaya başladı. Ben şimdi ne yapabiliyorum? İşte dedim ki ya işte iki ortama tek yerden kod çıkabiliyorum. Çok güzel. İki ayrı platforma, iki ayrı işletim sistemine kod çıkarabiliyorum. Şimdi bir de React Native Web oldu. Yemeğinde çalışırsa dream come true. Hakikaten güzel görünüyor kağıt üzerinden. Bu ne demek bir CTO açısından, bir şirket yöneticisi açısından? Onu söyleyeceğim, sonra da sorumu soracağım. Şimdi bizler için yazılım dünyasında, teknik dünyasında, kendime teknik bir background'dan gelen insan olarak gördüğümde, bizler tabii ki heyecan verici, güzel işler yapıyoruz, kod yazıyoruz, oh güzel yeni gelişme bunu yapıyoruz falan, çok güzel. Unit testlerimi yaptım, uygulamam dört dörtlük çalışıyor, süper. Ancak iş dünyasında bir uygulamanın çalışmasının iş dünyasındaki karşılığı şudur. Bunun business açısından bir anlamı var mı? Ticari olarak bize katkısı nedir? Sorusunu ister istemez bizler sormak zorundayız. Benim önerim de şey olur. Herkesin aslında, her yazılımcının da sorması. Aslında burada o konuya değindin ilk slaytında. O güzeldi. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey görüyorum. Oh ne güzel. O zaman ben işte web için işte 3 yazılımcı, mobil için, iOS için 3 yazılımcı, Android için 3 yazılımcı, 9 yazılımcı yerine bu iş acaba 3 yazılımcıyla çıkar mı? 4 yazılımcıyla çıkar mı? Diye bir soru soracağım. Çıksın demiyorum. Çıkar mı? Çıkarsa pozitif tarafı ne olur?
Negatif tarafı ne olur? Neler bizi bekliyor? Soracağım. Yine buna ek olarak şöyle de bir durum var. Şimdi idealde benim web uygulamamın, Android uygulamamın, iOS uygulamamın paralel olması lazım. Aynı özellikleri içermesi lazım. Ama günümüz dünyasında gerçek o değil. Ben bazen bazı özelliklerin sadece mobil uygulamasında olmasını isteyebiliyorum. Birçok nedenden dolayı. Dolayısıyla birbirinden farklı da olması gereken bir durum var. Bunu nasıl adresleyebilirim? Teşekkür ederim. Okey. Çok güzel sorular. Üzerinde de biraz daha detaylı durmamız gerekiyordu zaten. Süper oldu. İkinci sorudan başlayayım. O kolay. React Native özünde platform diye bir API sunuyor. Platform API ile o an bulunduğunuz platformun iOS mi, Android mi olduğunu anlayabiliyorsunuz. React Native Web de bunun üzerine web'i koyuyor. Yani belli if statement'larıyla ya da bunları abstract daha kaliteli şekilde yöneterek platform spesifik screen'ler koymak, çıkarmak, bir butonun behavior'ı, state'in içinde tutulan data'nın şekli falan gibi her şeyi manipüle edebiliyorsunuz. Bu sadece o programı yazan adamın buradaki elegansına ve becerisine kalıyor. Bu mümkün. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Dediğiniz ilk konu çok önemli. Şimdi şöyle bir problem var bence. Bunu hibritte de bence yaşıyor insanlar. Yani mesela hibritte işte yavaş çalışıyor, kötü çalışıyor. Aslında iyi bir web projesi hazırladığınızda çok, yani ben takip ettiğim adamlar var. Çok ciddi frame'lerde, çok ciddi animasyonlarla mesela web projeleri çalıştırabiliyorlar. Tabii programcınızın dediğim gibi kalitesine, becerisine göre değişen durumlar var burada. Şöyle bir eksik var. Hadi biz hibrit yapıyoruz yani ya da native yapıyoruz dediğinizde platform spesifik kültürü bilgisi olmayan adamlarla bunu yapmaya çalışırsanız bu adamların bu platformları öğrenme tecrübesini de o curve koymanız gerekiyor. Yani biz işte ne yaptık? Web öğrendik. Bir grup mobile öğrendi. Ama mobile environment'ı ben web kadar iyi bilmiyorum örneğin. Ya da bir mobile developer web environment'ını o kadar iyi bilmiyor. O yüzden ekibin de buna uygun bence şekillenmesi lazım. Yani yoksa bir şey yaparsınız çıkar ama ne kadar yönetilebilir, scale edilebilir olur orası tartışmalı. O açıdan ekibinizde hem iyi JavaScript developerlar varsa hem de mobile environment'ları bilen ve bunlarla ilgili gerektiğinde müdahaleler edebilecek. Çünkü tek code base yazıyorsunuz evet ama doğrudan şey çıkartıyor size. Bir native uygulama çıkartıyor ve bu native uygulamayı da istediğiniz gibi tweak edebiliyorsunuz. Edebilecek kalitede mobile elemanlarınızın da içeride olması lazım. Ve bunların da bence birbirleriyle belli bir iletişim akışı içinde çalışabiliyor olmaları lazım. Çünkü tek bir codebase evet onları bir araya getirir ama oradaki o spesifik hamleleri yapabiliyor olma şartı var. Daha az developerlı olur mu? İşte kaliteli adamlar varsa tabii ki olabilir. Ama aslında öz bu değil. Öz biraz daha o platform spesifik bilginin gelişmesi, yaygınlaşması. Çünkü sizi platform bağımsız hale getirmeye doğru gidiyor bu yapılar. Haliyle ekibinizin bu konuda biraz istidat sahibi olması şart. Çünkü çok fazla dediğim gibi edge case var. Yani böyle bir işe giriyorsanız, kendinize güveniyorsanız girin, ekibinize güveniyorsanız girin ve o projeye sadık olabileceğinizi düşünüyorsanız girin. Çünkü fail olursanız çok ciddi fail olursunuz. Kullandığınız tüm paketler herhangi bir React Vue uygulaması yapmak gibi değil. Hepsini tek tek denemeniz, koymanız ve 3 ayrı platformda devamlı test ederek gitmeniz gerekiyor. Bunları atlar, yani bu paketi koyduk bir şey yapıyormuş falan gibi böyle hani kafayla hareket ederseniz fail olmanız, hani olmamanız işten değil. O açıdan çok ince gitmeniz lazım. Şey çok, yani şu basit boilerplate'i bile yaparken birçok cutting edge, böyle uç noktada problemle karşılaşıp onları çöze çöze ilerledim. Ama şu oluyor, yani bir şeyler yapılabiliyor. İyi de bir şeyler, orta ölçekli bir şeyler de yapılabiliyor. Ama en azından onu gördüm. Ama dediğim gibi gerçek bir yazılım şeyi var. Yazılım problemi meselesi var burada. Ekibin o şeyde olgunlukta güçlü olması lazım. O ince çözümleri bulabilecek özelliklere sahip olması lazım.